Şunu söylüyoruz abi. Gidin iş yerine çalışın. Çalıştıktan sonra birini kötü görebilirsiniz. Ya bir bakarsınız ya bu adamın da fikri çok bozuk. Her gün bana bakıyor, bunu alıyor bundan. Görmesem daha iyi olur. Demeyin. Çünkü onun da bir sebebi var. Onun da bir dünyası var. Ama neye bakacaksınız? Bunu bir günde, bir haftada, bir ayda öğrenme şansınız sıfır arkadaşlar. 3 ay müsaade edin bana. 3 ay çalışın. Eğer 3 ay sonra bir firmayla ilgili sıkıntınız varsa bana gelin. Eğer bir sorun varsa bana bildirin. Bana bildirdikten sonra ise beraber karar verelim. Eğer firmamız kötüyse kapatalım dosyasını. Bir daha eleman vermeyelim. Çünkü sizler gibi başka kardeşlerimiz de oraya gittiğinde eziyet edilmesin ve eziyet çekmesin. Kolayı buluyoruz hep biliyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yaz yaz. 3 gün gittik, 4. gün kimseyi sevmiyoruz. Esprim siz beni nereye götürdünüz? Siz götürdünüz beni. Beni verdiğiniz firmayı araştırıyor musunuz? Biliyor musunuz? Evet, bir araştırma sonucunda devam ediyoruz. Ama biz fabrikanın içerisinde 7-24 çalışmıyoruz. Görebildiğimiz nedir? Sadece bir gözümüzle ancak gösterebiliriz. Nedir? Bilgisayar üzerinde bakabiliriz. Firma kurumsal mıdır, değil midir? Nedir? Oradaki patronlarla ya da insan kaynakları müdürleriyle görüşerek bir bilgi alabiliriz. Ama hayatı siz anlayabilirsiniz. Neyle? Çalışarak. Çalışarak göreceksiniz içini. Bir insanın dünyasını öyle göreceksiniz. Ve sonra o insanın dünyasında yanlış varsa bize bildireceksiniz. Ve biz de o dünyanın içine bir daha başka bir kardeşimizi ne yapmayacağız? Koymayacağız, göndermeyeceğiz. Ne diyeceğiz sonra? Dur kardeşim. Kusura bakma. 1 olur hata. 2 olur hata. 3 olur hata. Benim sana ihtiyacım yok. Benim insanıma ihtiyacım var.